Yer kesikten bahsettiniz. Bunun dışında başka yerlerde bu tür konu çalışması tabii ki. Şimdi nerelerde? Gülağızında da başladık. Gülağızındakiler biraz daha böyle Gülağız'ın imar yapısı dolayısıyla biraz daha bahçeli evler, villalar falan. Onlar biraz orta ve dar gelirlinin üzerindeki şeyler, konutlar ama mesela Marmaris'te de butik bir ihtiyaç olduğunu bildiğimiz için Marmaris Bendibil'de de bizim şirketimizin yönetim kurulu başkanı Mehmet Coşkun'un arazisi var. O arazi üzerinde de bir proje çalışmamız var. Uygun koşulları oluşturduk, projelendirmelerimizi de yaptık. Eylül'de kazma bulacağız. Depreme dayanıklılığı üzerine neler şimdi söyleyebilirsiniz? Bu anlamda genelde halkımızın merak ettiği. O konuyu atladım tabii. Yer kesiğin, şimdi bizim konutları yaptığımız arazi kayalık. Yani normalde bir inşaat firmasının seçeceği bir arazi değil. Çünkü kayalık bir arazide çalışmak maliyetleri yükseltiyor. Ama biz tabii burada şeye baktık. Dediğim gibi yani sosyal bir konu üretiyorsa tabii. Yani bu bir de Türkiye'nin çok ciddi bir sorunu. Deprem biliyorsunuz daha acılarını unutamadık. 99 depremini. Ben bir de o depremin ertesi gün gittim orada canlı olarak gördüm orada yaşananları. Evet. Gerçekten çok acılar bir daha yaşatmasın. Şimdi bu deprem olayını da orada gördüğünüz için zaten yeni mevzuat gereği projelerimizin yani deprem mevzuatına uygun olması gerekiyor. Betonarmeleri olsun, şeyler olsun. O konuda bir sıkıntımız yok çünkü ilgili kurum ve kurum aslında gelip kontrol ediyorlar, demirleri kontrol ediyorlar, şunları bunları. Biz zaten kendimiz teknik eleman olduğumuz için zaten bu konularda hata yapılmasına biz kendimiz de izin vermiyoruz. Onun dışında zemin emniyet gerilmesi denilen bir teknik terim var. Bu arazinin jeoloji mühendisleri tarafından işte yapılacak binanın özelliklerine göre belli metrelere kadar zemin etüt ediliyor. Bizim arazimizin zemin etütleri yapıldığında 2.2 gibi bir değer çıktı. Bu da şu demek oluyor. 1 metrekareye 2.2 ton yükü rahatlıkla taşıyabilecek bir zeminimiz var. Araziyi temin ederken ve seçerken bu unsurları da göz önüne aldık. Arazimiz zemin anlamında çok sağlam. Bizim projelerimizi yapan inşaat mühendisimiz 9.9 şiddetinde bir depremi binalara hiçbir hasar vermediğini sanal ortamda bize gösterdi. Onların hesapladığı programlarda 3 boyutlu binalar oluşturuluyor. 9 şiddetinde bir deprem veriliyor. Onun etkileri yaratılıyor. Bunun sonucunda 9.9 şiddetinde bir depremde o binalarda herhangi bir hasar oluşmayacağına dair bize sanal ortamda bilgi verdi. Morgüç yasasından bahsettiğiniz az önce. Onun getirileriyle ilgili. Siz de onların arasındaki farkları nasıl açıklayabilirsiniz bize? Şimdi Morgüç yasasının getirileri şöyle. Biliyorsunuz Türkiye'de paranın maliyeti yüksek. Yani yabancı yatırımcıların da Türkiye'yi tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden birisi Türkiye'de kendi ülkelerinde %4-5 yıllık faizle temin ettikleri parayı Türkiye'ye getirip yıllık ortalama %20-25 arası faizlerle satıyorlar. Şimdi mortgage sistemi bu faizleri olabildiğince aşağıya çekti. Yani şu anda 1.30'larda bu faizler. Yani çeşitli bankalarda, çeşitli koşullarda değişiyor. 1.30'larda bu faizler. Bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bizim bankamız komisyon almıyor. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Çünkü çoğu bankalar %2 komisyon alıyorlar. Bizim anlaşmamız gereği bizim müşterilerimizden komisyon alınmıyor. Bu komisyon da %2. Yani kullandığı kredi atıyorum işte 50 milyar liraysa bunun %2'si 1000 YTL komisyon alınıyor. Şimdi tekrar konumuza dönersek morgıç yasasının getirisi bu. Artı bir de tüketici hakları anlamında morgıç yasasının faydası oldu. İşte morgıç yasasında yine çeşitli kurumların uygulamalarına göre %50'si tamamlanmış konutlara da verilebiliyor kredi. %70'i tamamlanmış konutlara da verilebiliyor. Bundan sonraki süreçte konutun tamamlanmasına banka, o krediyi temin eden kurum artık tamamlanmasının denetimi ve kontrolünü de yapmakla mükellef oluyor. Ve bazı bankalar 30 yıla kadar morgıç çıkarıyorlar. Yani ne yapıyorlar? İşte adamın aylık ödeme gücü 200 liraysa 200 lira ödeyebilecek şekilde süre vererek yine ev sahibi olmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Tabii Türkiye'de henüz morgıç çok yeni. Daha bir yıllık. İşte Avrupa'da görüyoruz bir sürü sıkıntılar oluyor falan.
İnşallah ülkemizde de sistem bir şekilde sulandırılmaz da böyle sıkıntılar olmaz. Onu bilmiyorum, zaman konutlarla gösterecek. Konutlarla ilgili şunu da öğrenmek istiyoruz. Yani bir anlamda bir yaşam alanı bunlar tabii. Tabii ki. İçerisinde neler olacak? Bıraktığınız yeşil alan olarak ayırdığınız evet. bölge ne kadar? Şimdi bu konutların onu, içerisinde neler olacak? Biraz evet, onu da bahsedeyim. Şimdi bizim birinci etaptan örneklerle anlatayım. Birinci etaptaki bizim arsamızın tamamı 8.775 metrekare. Bu alanda binaların oturduğu alan sadece ve sadece 1600 metrekare. Şimdi bazı insanlarımız çok katlı yapılara karşı çıkar. İşte betonlaşma falan der. Ama biz projemizin adı zaten Yeşil Dünya Evleri. Çünkü biz yeşil dünyalar yaratmak üzere yola çıktık. Dolayısıyla orada yeşili katletmek ya da yeşili yok etmek gibi bir şey yok. Zaten bizim arazimiz kayalık bir arazi, söylemiştim. Ama biz kayalık bir arazi, burada işte hiç yeşil alan yapmayacağız. İnsanlar işte böyle bir şeyimiz yok. Biz orada arazinin zaten planlama yapılırken belli bölümleri yeşil alan olarak ayrıldı. O yeşil alanların hepsini proje kapsamında ağaçlandıracağız, yeşillendireceğiz. Onun dışında zaten alan olarak bahsettim işte 8400 metrekarenin 1600 metrekaresinde yapılaşma var. Geri kalan alan zaten bahçe. Evet. Onun dışında yüzme havuzumuz var mesela. Onun dışında çocuklar için sadece site bazında söylüyorum. Yani birinci etap bazında söylüyorum. Genel anlamda söylemiyorum. Birinci etapta çocuk oyun parkları var. Çocuklar için de alanlar var. Onun dışında işte ağaçlandıracağımızdan bahsettim. Hatta yani şu anda ziraat mühendislerimiz araştırma yapıyorlar. Eğer orada yetişeceğine kanaat getirirsek çimlendirme çalışması bile yapacağız. Ama çoğunlukla yetişmeyeceğini söylüyorlar. Onun yerine işte 4-5 tane ağaç tespit edildi şu anda. Çam, gürgen, akselvi diyorlar. Bir de sanıyorum akasya. Bu 4-5 ağaç belirlendi. Şimdi Tema Vakfı ile görüşmelerimiz sürüyor. Tema Vakfı'ndan bu ağaçları temin edeceğiz. Hem o ağaçları temin ederken ödediğimiz ücretler de hayırlı bir işte kullanılsın. Türkiye'de erozyon da çok ciddi bir sorun. Hem o amaçla kullanılsın, hem de o ağaçları getireceğiz. Yani bu önümüzdeki Mart ayı içerisinde, çünkü ağaç dikme dönemiymiş, 500 ila 1000 arasında ağaç dikmeyi planlıyoruz o bölgede. Basını da davet edeceğiz zaten. Yeşillendirmeye de bir yandan başladınız ki. Yani. Tabii ki. Ev alan insanların da ağaçlara isimlerini veriyoruz plaketlerle. Ki o ağaçları yaşatsınlar, kendileri sahip çıksın. O ağaçlar daha sonraki nesillere mesaj olarak gitsin. Evet. Gayemiz bu.